Az önce Nobel Fizik Ödülleri dağıtıldı. Ve bu ödül kime verildi biliyor musunuz? I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. The kind of intelligence we're developing is very different from the intelligence we have. We've never dealt with something like this before. But we don't really understand exactly how they do those things. If it gets to be much smarter than us, it'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. Because they'll have learned from all the novels that were ever written. Almost everybody I know who's an expert on AI believes that they will exceed human intelligence. It's just a question of when. 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 Bu sözler 2024 Nobel Fizik Ödülünü alan iki isimden biri olan Geoffrey Hinton'a ait. Ödülü paylaştığı John Hopfield'la birlikte bugün yapay zeka olarak adlandırdığımız nöral ağların kaşifleri bu ikisi. Büyük babaları, hatta Godfather'ları olarak kabul ediliyorlar. O yüzden de Nobel Fizik Ödülüne layık görüldüler. Evet. Fizik ödülü. Pek de fizikle alakası yok gibi, daha çok bilgisayar bilimleri diyebiliriz değil mi? Hatta Hinton 2018'de Turing ödülü almıştı zaten. Tabii dolayısıyla böyle bir durumda fizikçileri ikiye ayırdı. Kimisi ya bizim fizik dediğimiz şey bu değil, ayıp ediyorsunuz bak filan gibi şeyler söylerken, kimisi de birçok fizikçinin yapay zekayı kullanmasını ve geliştirmesini örnek göstererek fizik fizikçilerin yaptığıdır deyip destek veriyor. Fakat bana kalırsa bu tartışma esas tartışmamız gereken daha büyük bir konunun üstünü örtüyor. Nobel Komitesi'nin seçtiği isim sadece yapay zekanın kaşiflerinden değil. Hinton, uzun süredir çalıştığı Google'daki üst düzey pozisyonunu bıraktı ve yapay zeka konusunda dünyayı uyarmaya başladı. Böyle bir isim. You could make 10,000 copies of the same knowledge, have them all running on different computers, and whenever one copy learns something, it can communicate it very efficiently to all the other copies. Yapay zekayı geliştirmeye adanmış 50 yıldan sonra geleceğindeki tehlikeyi görüp insanları uyarmayı kendine misyon edinmiş bir öncü yani aynı zamanda. They will be able to manipulate people. A very few examples of a more intelligent thing being controlled by a less intelligent thing. So some people think these things don't really understand. They're very different from us. They're just using some statistical tricks. That's not the case. Bu tehlikeyi nasıl gördüğünü anlamak için ödülü alan keşiflerine biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. 1940'larda araştırmacılar insan beyninin nasıl çalıştığına, nasıl öğrendiğine dair fikirlerini makineler üzerinde nasıl kullanabileceklerini düşünmeye başladılar. Bildiğiniz gibi beynimiz nöron adı verilen bir takım yapılardan oluşuyor ve bu nöronlar da birbirlerine sinapslar aracılığıyla bağlanıyor. Yani beynimiz kocaman bir ağdan oluşuyor. Yani bir netten, network'ten oluşuyor. Bak işte böyle kelimeleri hatırlayamadığımız durumlar aslında nöronların birbirine zayıf bağlı olduğu kısımları temsil ediyor. Eğer ben ağ kelimesiyle network kelimesini yeterince bir arada öğrenseydim ve kullansaydım, bu ikisi arasındaki bağlantı çok daha güçlü olacaktı ve ben de onu daha kolay hatırlayacaktım. Araştırmacılar işte bundan ilham aldı. Bunu matematiksel modellere dönüştürmeye ve makinelere nasıl uyarlayabileceğimizi düşünmeye başladılar. Nöronlar yerine nodlar tanımladılar. Bunların her biriyle olan bağlantısını da onları eğitirken ne kadar ilişkili olduklarına göre belirlediler. Bu nodların her birine bir değer atandı ve onlara bir şey öğrettiğimizde komşu ikili eğer aynı anda aktif oluyorsa bu değeri arttırdık. Böylece birbirleriyle ne kadar ilişkili olmaları gerektiğinin bir yolunu bulmuş olduk. Kendisine Nobel ödülü verilen isimlerden Hopfield 1982'de bir yapı geliştirdi ve bu yapıya bugün bilin bakalım ne diyoruz? Hopfield Network'ü. Bakın aradaki ilişki değil mi? Bazıları gerçi çağrışım belleği adını da veriyor. Adı çok da önemli değil. Ne yapıyor? Asıl önemli olan bu. Örneğin ona böyle bir şeyi gösterdiğinizde o çağrışım yapabildiği en yakın şeye bunu geri döndürmeyi başarabiliyor. Hopfield'ın bu çağrışım belleği aslında tepelerden oluşan coğrafi bir yapı olarak da düşünülebilir. Eğitilen her modelin kendi bir coğrafi yapısı var ve siz buna tepeden bir top bıraktığınızda, örneğin şekli bozulmuş bu yazıyı bıraktığınızda, o tepelerden aşağıya doğru yuvarlanarak sabit durabileceği bir noktaya kadar ilerliyor. Hani bir laf vardır, nedir o? Su akar yolunu bulur. İşte onun gibi bir şey. Ve bu noktaya geldiğinde artık yazı düzeltilmiş oluyor. Yapay zeka ile görüntü oluştururken de başta bize tamamen gürültülü görünen bir görsel adım adım sonuca işte böyle ulaşıyor.
her tepeyi geçip düzlüğe yaklaştıkça düzeltilmiş haline biraz daha yanaşıyor. Ve onun bu sonuca ulaşabilmesini sağlayan şey de o coğrafyanın nasıl bir şekle sahip olduğu. Yani nasıl ve neyle eğitildiği. Coğrafya kaderdir sözüne yeni bir perspektif. Hopfield'ın Nobel ödülünü paylaştığı Hinton da yine 80'li yıllarda psikoloji ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapıyordu. Bir çocuğun tıpkı hayvanları öğrenmesi gibi bir takım örüntüler yakalayarak sınıflandırmalar yapabileceğini fark etti. Mesela çocuklara kedilerin, köpeklerin detaylı grafiklerini daha önceden göstermemiş olsak da onların dört bacağı olan canlılar olduğunu rahatlıkla öğrenebiliyorlar, değil mi? Yani görerek öğreniyorlar. Kuzu görünce bunu kediyle ilişkilendiriyorlar ama farklılıklarını da görüyorlar çünkü kuzu mesela keçiye daha çok benziyor. İşte zihnimizin bu yapısını modelleyebilmek için Hinton istatistiksel mekanikten yardım aldı. Yani fizikten. Fizikte istatistiksel mekanik birçok ufak şeyden oluşan karmaşık bir yapının davranışlarını inceler. Örneğin bir gazın bir oda içerisindeki hareketi. Her bir gaz taneciğinin bağımsız olarak hareketini bilemesek de bunların kolektif olarak hareketlerini modelleyebiliriz. İşte ısıttığımızda oda içerisinde nasıl dağılacak? Basıncı arttırır ya da azaltırsak ya da başka bir gaz eklersek ne olur gibi şeyler. Fizikte bu konularda en çok bilinen isimse Boltzmann. Ve Hinton onun denklemlerini kullanmış. Daha sonra da yeni bir metot ortaya atmış ve adına da hazır olun ne demiş? Boltzmann makinesi. Hopfield'ın network'ündeki nodlara ek olarak bu sistemde bir de altta yatan görünmez bir katman daha var. Bilgi burada yine görünen nodlara verilip okunuyor fakat onların nasıl davranacağı üzerinde görünmez olan katman da etkili oluyor. Bunu biraz daha açalım. Bakın Boltzmann makinesi nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Hani bir arkadaşınızın kardeşini gördüğünüzde onların kardeş olduğunu bir şekilde anlarsınız ya, diğer insanlardan farklıdır ve bir şekilde kardeşini andırır. İşte Boltzmann makinesi de daha önceden bildiği bir şeyin özelliklerini yeni gördüğü ama bilmediği başka bir şeyde ayırt edebiliyor. Ve işte bu öncü araştırmalarından dolayı da hem Hopfield'a ve hem de Hinton'a Nobel Fizik Ödülü layık görüldü. Tabii az önce de söylediğim gibi birçok fizikçi haliyle bunun pek de fizikle doğrudan ilişkili olmadığını, diğer önemli araştırmaların göz ardı edildiğini söyledi. Hatta Nobel'in sitesine girdiğinizde bile karşınıza şöyle bir yazı çıkıyor. Ne diyor burada? Bilgide örüntüleri bulmak için fizik kullandılar. Bakın fizik kullandılar diyor. Yani bunun tam anlamıyla fizik olmadığını Nobel Komitesi de farkında. Ama öte yandan yapay zeka şu anda bütün bilim alanlarında çok büyük devrimler yaratıyor. Gelecekte daha da büyüyeceği öngörülüyor. Fizikçilerin çok önemli bir çoğunluğu mezun olduktan sonra artık yapay zeka araştırmalarına başlıyor ya da fizikle alakalı yayınladıkları araştırmaların çok önemli bir kısmı artık yapay zeka içeriyor. İçermek zorunda. Konunun önemi kuşkusuz. Kesinlikle ödülü hak ediyor. Fakat bence bu işte yok bu fizik değil, bizim bildiğimiz fizik bu değil filan gibi tartışmalar esas tartışmanın üstünü biraz kapatıyor. Bence ödülün verildiği bu konu kadar kime verildiği de önemli. Hinton Google'daki üst düzey pozisyonundan ayrılıp yapay zekaya karşı bizi uyarmaya kendini adamış bir isim dedik. But these things will get smarter than us and we have to worry about whether they'll want to take control away from us. Bakın ne diyorum? Yapay zekanın büyük babası bizi yine yapay zekaya karşı uyarmak için işini bıraktı diyorum. Nobel Komitesi'nin maksadını tabii ki ben bilemem ama ya bana biraz da işte şöyle geliyor. Yani bakın yapay zeka güzel, bilimin her alanını hızlandırdı ama bir de hype var ortada. İşte o hype'a kapılıp onun tehlikelerini görmezden gelmemeliyiz gibi bir mesajı da vermeye çalışıyorlar gibi geldi bana. Yani kendisi çünkü OpenAI gibi adında açık olan ama giderek kapanmaya başlayan, giderek popülerleşen ve bu arada kuruluş amacını kaybetmeye başlayan şirketlere karşı bir duruş da sergiliyor. Örneğin kendi öğrencisinin OpenAI'ın patronu Sam Altman'ı kovmasından gurur duyuyor. Peki kim bu öğrenci? Ilya Sutskever. Yaşanan bu drama ile ilgili ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Daha sonra bu fotoğraftaki herkes tek tek OpenAI'dan ayrıldı ve ortalık sadece Sam Altman'a kaldı. Yani bir anlamda yapay zeka konusunda kaygılı olan isimlerle yok ya bize bir şey olmaz diyenler arasındaki saflar giderek ayrışıyor, keskinleşiyor. Bu son Nobel ödülü kaygılı kişilerin en önemli, en saygın temsilcilerinden birine gitmiş oldu. Yapay zekanın insanlık tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağını biliyoruz ve böylesine büyük değişimlere ayak uydurabilmek için
Sadece teknolojiyi anlamak yeterli değil. Aynı zamanda bu teknolojiyi doğru yönlendirecek liderlik becerilerine de sahip olmak gerekiyor. Ve işte bu noktada Türkiye'de geleceğin liderlerini yetiştiren bir eğitim programından bahsetmek istiyorum. Global Executive Academy, GEA Türkiye. GEA, gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermek ve yöneticilerin dijital dönüşüm süreçlerinde yetkinlik kazanmasını sağlamak amacıyla uluslararası düzeyde geliştirilmiş bir akademi programı sunuyor. Yazılım teknolojileri, yapay zeka, dijital pazarlama, satış, insan kaynakları ve girişimcilik gibi bir takım alanlarda düzenlenen bu eğitimler, katılımcıların hem teorik bilgilerini hem de stratejik düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Bu programın sunduğu 6 aylık eğitim süresince katılımcılar 80'den fazla sektörde liderlik yapan 120'den fazla yöneticiyle bir araya geliyor ve gerçek iş dünyası senaryoları üzerinden pratik yapma imkanı buluyor. Ayrıca GEA katılımcılara kişisel mentorluk desteği sunarak onların kariyer yolculuklarını şekillendirmelerine ve hedeflerine adım adım ulaşmalarına rehberlik ediyor. Bu programın sonunda ise katılımcılar sadece bir sertifika almakla kalmıyor, aynı zamanda geniş bir profesyonel ağ kurma fırsatı yakalıyor. Harvard Üniversitesi'nde liderlik eğitimi, Amerika'da staj ve iş fırsatı, yurt dışı eğitim danışmanlıkları ve sektör liderleriyle birebir mentorluk gibi benzersiz ödüller de katılımcıları bekliyor. Eğer siz de iş dünyasının gerçek profesyonellerinin gençlere eğitim verdiği bu liderlik gelişim yolculuğuna katılmak isterseniz, sınırlı sayıdaki kontenjan için açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanarak GEA'nın sunduğu fırsatları inceleyebilirsiniz. Her yıl bu Nobel ödülleri dağıtıldığında bir takım tartışmaları da beraberinde getirir. Ve nitekim bu yılda öyle oldu. Pek çok tartışma arasında işte bu da fizik mi sorusu tartışılmaya hala devam ediyor. Ama ben ısrarla yapay zekaya karşı duruş sergileyen birine ödül vermenin bu konuda çok daha önemli bir mesaj olduğunu savunuyorum. Bakın Hinton, yapay zekanın büyük babası olarak kabul ediliyor dedik değil mi? Ve kendi sebep olduğu bir şeye, bir çeşit yaratığa karşı bizleri uyarıyor. Yani gerçek bir Doktor Frankenstein ve onun yarattığı bir durum var ortada. Tabii Hinton yarattığı bu yaratığı yok etmeye çalışmıyor. Onun bu uyarıları yapay zekayı durduralım demek değil. Hatta böyle bir kampanya başlatıldı ve birçok ünlü isimde destek verdi. İçlerinde Hinton'un da olmasını beklerdik ama destek vermeyenlerden biriydi. Ve bakın bu konu hakkında kendisi ne diyor? I didn't sign the petition saying we should stop working on AI because if people in America stop, people in China wouldn't. MIT'den Daron Acemoğlu da Power and Progress adlı kitabında bu konuya değiniyor. Simon Johnson'la yazdığı bu kitapta teknolojinin kendisinin iyi ya da kötü olmadığını söylüyorlar. Asıl sorun kimin kontrolünde olduğu, nasıl bir toplumsal düzene hizmet etti. Yani Hinton'un da söylediği gibi yapay zekayı ya da herhangi bir teknolojiyi, illa yapay zeka olmak zorunda değil, bir sosyal medya mecrası da olabilir, teknolojik herhangi bir şeyi durdurmak ya da onun gelişimini yasaklamak yerine önemli olan bu teknolojinin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağını tartışmak. Bu kitapta konuyla ilgili olarak dijital otoriterlikten söz ediliyor. Eğer mevcut eğilimler değişmezse yeni dijital otokratlar ya da diktatörlerin çevresinde bir takım dijital oligarklar türüyecek. Yapay zekayı kullanan bu gruplarda zenginleri daha da bir zengin hale getirecek ve işte işçi sınıfının ya da orta sınıfın elinden daha fazla gücü alacak. Tarihsel olarak geçmişte ne zaman önemli teknolojik gelişmeler olsa insanlığı bir adım daha öteye götüreceği için bizler hep heyecanlandık. Ve nitekim götürdü de. Fakat aynı zamanda bazı alanlarda geriye de götürdü. Üretim kapasitesini arttırdı ama zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptı. Bazen demokrasiye karşı bir tehdit, bir tehlike bile oluşturdu. Enerji problemini çözmek için ne yaptık? Nükleer enerjiyi geliştirdik. Nükleer santrallerle kısmen enerji sorunumuza bir çözüm getirdik ama aynı bilgiyle atom bombasını icat ettik. İnsanlığa büyük bir yıkım getirdik. Ancak atom bombaları kullanıldıktan sonra bu silahların bir daha kullanılmaması için işte bir takım mücadelelere, hukuksal önlemlere falan girişmeye kalkıştık. Yani keşfediyoruz, heyecanlanıyoruz, gaza geliyoruz ve pervasızca kullanıyoruz. Ardından yaptığımız hataları anlayıp onları düzeltmeye çalışıyoruz. Fakat bu döngü her zaman böyle olmayabilir, her zaman böyle bir şansımız olmayabilir. Hukuk teknolojinin hızına yetişemediğinde başımız belaya giriyor. Ve günümüzün atom bombası da işte bu yapay zeka.
Sadece kansere çözüm aramak, işte karanlık maddeyi bulmak, efendim sanatsal bir takım fotoğraflar oluşturmak için kullanılmıyor ki. Ülkelerdeki seçimleri etkilemek, insanları manipüle etmek, sahte bir takım görsellerle şantaj yapmak için de kullanılıyor. Artık savaşlar sadece öyle topla tüfekle yapılmıyor arkadaşlar. Her gün gardımızı indirip de yüzümüze doğrulttuğumuz ekranlar üzerinden bize saldırılıyor. Üstelik en değerli şeyimize saldırıyorlar. Beynimizdeki nöronlara. Avrupa ülkeleri bunun önüne geçebilmek için bir takım yasal düzenlemelerin peşinden koşuyor. Biraz da geri kalıyorlar ve hantallaşıyorlar açıkçası. Ama bir yandan da yeni haklar ve düzenlemeler oluşturuyorlar. Çünkü hukuk aynı zamanda önleyicidir. İşleyen bir hukukla ancak insanlarımızı koruyabiliriz. Kabahat teknolojide değil ki, gelişen teknolojiyle birlikte çok da gelişmiş bir ahlak anlayışına sahip olmak zorundayız. Teknolojiye yaptığımız yatırım kadar hukuka da yatırım yapmak zorundayız. Sadece yapay zekacı fizikçilere değil, aynı zamanda yapay zekacı hukukçulara, onu anlayabilen liderlere de ihtiyacımız var. Hinton bu konuyla ilgili çözüm için bakın şunları söylüyor. What we should be asking for is that comparable resources are put into dealing with the bad possible side effects and dealing with how we keep these things under control as are put into developing them. Teknolojiye, uzaya çıkmaya, elektrikli araçlar geliştirmeye, efendim karanlık maddeyi filan araştırmaya ayırdığımız kaynaklar kadar insan olmaya da kaynak ayırmalıyız arkadaşlar. Zira insan olamadığımız bir yerde diğer hiçbir şeyin bir önemi yok.